Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda neler var? Niyetlerinizle alakalı neler çıkmış? Hemen açıp bir bakalım mı? Tabii ki bakalım. Cevabı aldım. Evet, bir sıkıntı gördüğünüz gibi buradan böyle akıp gitti. Şimdi hemen orasıyla alakalı konular nelerdir diye bakmak istiyorum tabii ki. Şimdi öncelikle bu hanenizle ya da ilişkilerinizle alakalı bir mevzu olarak görünüyor. Aslında çok iyi bildiğiniz, bir süredir yaşadığınız bir mevzu. Burada böyle sanki hep önden gitmiş bir şeyleri sürüklemişsiniz arkanızda. Yani çözmek yerine sürüklenmek, konuşmak yerine biraz kaçmak, düzeltmek yerine zamanı beklemek. Hani kendinizi telkin ettiğiniz, bugün yarın, bugün yarın dediğiniz bir mevzu aslında önünüzde duruyor olarak çıkıyor. Şimdi bu önünüzde duran mevzuyla alakalı aslında önünüzde de insanlar var. Bana kalırsa ilişkilerde evet önünüzde duran bir kişi, yani birlikteliğinizle alakalı bir kişi var ama bunun haricinde hanenizde çözmeniz gereken kişilerle alakalı sorunlar da var bugünkü falımızda. Şimdi kişilerle alakalı olan soruna baktığım zaman önden giden, sizi arkada bırakan bazı kişilerle mücadele ettiğiniz, aslında burada aranızda mesafe koyduğunuz görselleri var. Bu önden giden kişiler aile bireyleri olabilir, yakın akrabanız olabilir ama sizin çok direttiğiniz bir beklentiniz var bu insanlardan. Sanki o insanlarla birlikte bir şeye imza atmak ya da bir şeyi toparlamak ister gibi görünüyorsunuz. Burada iki kişi dışında ikisiyle daha yakın, dört kişi görseli var çünkü. İkisiyle daha yakın, iki tanesiyle biraz daha uzak görünüyorsunuz. Bu konumuz, bu mevzumuz neyse arkadaşlar, bu dört kişiden bir tanesi çok ciddi anlamda sıkıntı yaratabilecek biri. Ve şöyle söyleyeyim, 2 ay boyunca bu kişinin sıkıntı ya da sorunlarıyla uğraşabilirsiniz. Sizin önünüze koyacağı sorunlarla uğraşabilirsiniz. İlla ki sonuç alınacak ama karşınızdaki kişi elinde çok donanımlı görünüyor. Yani burada karşısında küçülmüş çıkıyorsunuz. Burada beklenti içinde olduğunuz bir mevzu varsa aslında bu, özellikle o bir kişiyi aşmanız çok mümkün görünmüyor. Yani bir alacak verecek hane içerisinde yakın zamanda çözülür diyemem. Önünüzde duran ciddi bir sıkıntısı, sıkıntılı bir kişi, çok konuşan birisi olarak da görünüyor. Ve bu kişiyle mücadelede biraz elinizin güçsüz olduğu, bundan dolayı da devamlı önünüzde durmaya devam edeceği görselleri var. İlişkilerde baktığım zaman karşınızdaki kişi, eşiniz ya da partneriniz diyelim biz buna, partnerinizle yakın zamanda bir tartışmaya girebilirsiniz. Buradaki bu tartışma aslında sizden çok onun direttiği bir konu. Yalnız direttiği konular neyse çok saçma, sizi çok sıkan, üzen konular olarak görünüyor. Bu konularla alakalı önümüzdeki 1 ay boyunca aralıklarla tartışabilirsiniz. Altı boş konular yalnız. Karşınıza gelen kişi sunduğu ya da işte çözülmesi gerekir dediği mevzularda altı çok boş. Belki kaygıları, belki işte takıldığı konular. Ama sizi biraz üzmüş, sanki böyle önümü göremiyorum dediğiniz bir ilişki içerisinde görünüyorsunuz. Önümü göremiyorum demek, yani yanımda değilsin, önümü kapatıyorsun ve ben bundan sonrası için seninle ne olacak bilemiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Burada bu kişi bu havada kalmış sorunlarıyla alakalı bir süre daha önünüzü tıkar. Konuşmak istemez, kaçar, sıkıntı yaratır, tartışırsınız, uzak tutmaya çalışırsınız ama gücünüz yetmez gibi görsellerde çıkıyor. Çünkü şey gibi, kuyruklu bir yılan demeyeyim de solucan gibi çıkıyor diyeyim. Durup durup önünüze çıkıyor, durup durup konuları önünüze atıyor. Ama burada bu düşen şeylere baktığım zaman, sıkıntılara baktığım zaman, üzerinde böyle düşen bir yarım kalmış para mevzusu var bu kişinin. Bu aileniz, yani partneriniz olarak değerlendirirsek, sanki onun hayatında bir para kapısı açılacak ya da parasal mevzularla alakalı iyi bir haber alacak da ondan sonrasında siz ilişkinizde biraz daha yan yana ve daha düzgün gideceksiniz. Yani aslında şimdi buradaki bu para mevzusu şunu da ifade ediyor olabilir: harcamalarınızı kısıtlayan ya da harcamalarla alakalı devamlı tartıştığınız bir partner de olabilir. Yapmak istediğiniz, çözmek istediğiniz konularda, parasal meselelerde tartışıyor anlamına da gelebilirsiniz. Ama burada 3 hafta sonrasında haneye düşecek bir yarım para, yarım kalmış bir para görsellerinde ya da yarım kalmış bir mesele, parasal bir mesele, iş meselesi de olabilir. Burada bir aydınlığa, bir sakinliğe sizi sürükleyecek. Burada daha çok yan yana karşılıklı konuşmalarda daha sakin, daha temiz, daha güzel görsellerde çıkıyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Genellemede falda şu var aslında. Diyelim ki bugünkü falınızı ilişkimde şu an ayrıyım. Aramızda bir mesafe var. Ben arkamda bırakmaya çalışıyorum. Bununla ne olur? Hani
Biraz da sizi alttan alta sıkıntı yapıyor tabii ki. Bağ koparmayla alakalı sorun var sanki. Şimdi burada şöyle bir şey var. Karşınızdaki kişinin dili çok uzun. Diliyle yaralayan bir kişi olarak duruyor. Aslında karşınızda demeyeyim, arkanızda bırakmaya çalıştığınız kişi olarak duruyor. Ve bu yaralama durumu sizi yeterince incitmiş, arkanıza dönüp bakmak istemiyorsunuz. Önümüzdeki süreçte iki kere daha bu konularla alakalı sıkıntılı yaşayabilirsiniz. Fakat sonrasında gerçekten arkada bıraktığınız, dilinin kendi yanında kaldığı, aranıza mesafenin girdiği, sizin daha rahatladığınız, ara sıra düşündüğünüz bir eski aşk meselesi olacak görselleri var. Parasal konular. Parasal konularla alakalı kuyruk olmuş konular var. Dikkat edilmesi gereken mevzu, yakın zamanda harcamalarınıza dikkat edin. Bayır aşağı harcanan bir para, yani kontrolsüz harcanan bir paradan dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama akabinde iki konuşmayla, iki görüşmeyle birlikte gene elinize geçecek bir para mevzusu var. Direkt para görsellerinde çıkmış. Şimdi bugünkü falımızda iş konularına baktığım zaman bir süredir kovaladığınız bir işte yakın zaman 2-3 hafta içerisinde güzel haberler alacaksınız. Burada 2-3 hafta diyorum ama 12 rakamı ya da 21 rakamı gibi düşünebilirsiniz bunu. 1 ve 2 rakamları çıkmış. İki görüşme, iki görüşmenin sonunda bir dağın tepesinde elinizde bir anahtar, bir şeyi başlattığınız görünüyor. Şimdi bu başlatma enerjisi yeni bir işe başlama ya da parasal mevzularda çözmeyi düşündüğünüz bir konuda iyi adımlar atacağınız, önünüzdeki bir engelin de 3-4 hafta, demek istemiyorum 4 hafta, 3 hafta içerisinde çözülecek görsellerinde hemen akabinde zaten temiz bir evrak. Bana kalsa bu görseller işe başlama görselleri arkadaşlar ama yok iş yerinde devam ediyorsunuz. Devam ediyorsanız da bir sıkıntıyla mücadele edeceğiniz 2-3 hafta içerisinde bu mücadeleden güzel cevaplarla ayrılacağınız görselleri var. Zaten işlediğim zaman yakın zamanda yaşamış olduğunuz bir sıkıntının kısa sürede çözüme ulaşacağı ve buradan sizin rahat bir şekilde çıkacağınız görselleri var bugünkü falımıza göre. Para gelebilir. İki konuşma arkasında da para dedik. Aslında bugünkü falımızda devamının olmaması bile güzel. Çünkü yakın zamanda, yakın süreçler içerisinde halledilecek niyet ettiğiniz konuyla alakalı. Umarım çok genel bir konu tutmamışsınızdır. Tek konu üzerinden verdiğimiz cevaplar daha doğru sonuçlar getiriyor bize. Yurt dışı uzak yolculuk planlarınız varsa da özellikle aile bireyleri, yakın akrabayla alakalı, onların da ikisinin de yolu açık olduğu, bir süre önce ötelediğiniz S harfi çıkmış ama yakın zamanda da gideceğiniz bir yolunuz da var arkadaşlar. Şimdi falımızın içi bu şekildeydi. Şöyle göstereyim. Biraz para, biraz aile konularıyla alakalı. Şimdi burada bir ters kuş var ama bu ters kuşu çok yorumlamak istemedim. Çünkü karşınızdaki kişiyle olan iletişiminizde tersleşmeler anlamına geliyor aslında. Partnerden gelecek haberler. Ama burada ne haber gelirse gelsin siz güçlü görünüyorsunuz karşısında. Bir an önce önümden çekil de yoluma bakayım, biraz aydınlanayım, biraz rahatlayayım, yeter artık tartışmayayım dediğiniz bir süreci sonlandıracak olarak görünüyorsunuz aslında diyebiliriz. Peki burada neler çıkmış? Hemen buradan şöyle biraz bekleyelim. Neler var, neler yok? Burada da aslında karışıklık biraz var ama yine bakın şurada iş konularıyla alakalı 2-3 hafta içerisinde bir ağaç aslında beklenti içinde olduğunuz bir konuda güzel cevap alacağınızı gösteriyor. M ve S, Manisa, Samsun olarak çıkmış harfler. 3 kişi ortaklaşa yaptığınız bir iş varsa gene odamda kısa süre içinde bir kişiden alacağınız parasal bir haberle rahatladığınız görünüyor. Aslında genelleme yapacak olursak hem aile kanadı hem iş kanadında bir sıkıntınız var ama burada böyle çok fazla bir zamana ihtiyacınız yok. Aile ya da ilişkiler konularında sıkıntılar için biraz bekleme durum ama iş konularında daha sakin ve rahat bir süreç sizi bekliyor diyebilirim. Şimdi aile konularına baktığımız zaman burada karşınızda devamlı konuşan, çok söz söyleyen, çok konuşan bir kişi görünüyor. İletişiminden çok kafasının içindeki konuları löp diye böyle ortaya atan bir kişi olarak çıkıyor. Bu aralar belki o kişiyle çok fazla tartışmazsınız fakat sonrasında hani şöyle bir ay sonrası sizin onun böyle elinizle kolunuzla ittirerek bir şeyleri anlatmaya, çözmeye çalıştığınız görünüyor. Hani sanki burada sabrınızın sonu gelmiş artık yeter deyip de şöyle bir ittirerek bu dediğiniz konular var. Hane, çatı görseli var. Hane içerisinde bir konuda tartışacaksınız. A ve V harfleri çıkmış burada aranızda. Bir de L harfi çıkmış.
Yani burada hani sanki siz çok işim var seninle uğraşamam diyorsunuz. Sonra sanki böyle bir an geliyor yeter artık diyorsunuz. Bu diye böyle bir içinizi döktüğünüz süreç var. Ondan sonra da bir rahatlama var aslında. Aslında burada yapılan karşılıklı konuşma ya da tartışmalarda bir süre sonra dengenin olacağı görselleri var. Hani bazen derim ya ayrılıyorsunuz falan. Burada ayrılıktan daha çok tartışarak, konuşmaktan çok tartışarak bazı şeyleri çözeceğiniz görünüyor. Burada sizin biraz sabırlı olduğunuz, onun sabırsız olduğu ama sonrasında sizin yapacağınız hamlelerle konuda noktalama yaşayacağınız görselleri de var. Hane içerisinde sevdiğiniz bir dost ya da yakınınız gelebilir bu arada. Koşa koşa gelen bir kişi de görüyorum. Sağlık konularına dikkat ediyoruz bu aralar diyeceğim ama salgının zaten sesi tamamen koptu geliyor bize. O yüzden sağlık konularına dikkat diyelim gene de. Parasal konular bakın bir kişinin kafasının üstünde bir para yatıyor. Yani parasal konular genel hatlarıyla aslında sıkıntı ettiğimiz konular. Ama burada bir iki ay sonrasında bir rahatlama fakat sonrasında gene bazı süreye bağlı konulardan dolayı sanki böyle süresi yaklaşmış konularınız olacak da ondan dolayı gene böyle bir karışıklığın içerisinde yolunuza devam etmek durumunda kalacaksınız arkadaşlar. Gördüklerim bu şekilde. Umarım hayrımız olanlar yolumuza düşsün. Bugünkü falımız güzeldi bence. Bazı zorluklarla çözülecek meselelerimiz var sonuç olarak. Hayrımız olanlar önümüze düşsün, yolumuz aydınlansın, kötüleri de evrene gönderelim diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.